Kıymetli dostlar, insanın ömrü seneler, seneler de aylar, aylar da haftalar, haftalar da günlerden oluşarak tamamlanmış oluyor. Günler de gece gündüz olmak üzere ikiye ayrılmış, saate döktüğümüz zaman 24 saat bir gün oluyor. Bu 24 saatin içerisinde bir kısmı gece, bir kısmı gündüz oluyor. Ve bu durmadan deveran ediyor. Bazen geceler uzun oluyor, kış mevsiminde olduğu gibi. Bazen gündüzler uzun oluyor, yaz mevsiminde olduğu gibi. Gecenin kısalması, gündüzün uzaması veya gecenin uzayıp gündüzün kısalması, yeryüzünde yaşayan insanlarla ilgili efendim bütün insanlar bir araya gelseler bunda bir değişiklik yapamazlar. Bir milim değişiklik yapamazlar. Bir saniye değişiklik yapamazlar. Yani bu olaylar sadece ve sadece kimsenin tasarrufu olmadan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin tasarrufu ile meydana geliyor. Yağmurların yağması, rüzgarların esmesi, bulutların yağmurları taşıması, bir bölgeden bir başka bölgeye intikali, hiçbirisi tesadüf değildir. Her birisi takdir-i ilahidir. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Böylece Allah Celle ve Ala Hazretleri gökyüzünde yaratmış olduğu ay ve güneş ve diğer yıldızlar, bilmediğimiz daha neler var. Ay ve güneşin ülkemiz ve dünya üzerinde etkisi azımsanamayacak kadar fazladır. Güneşin deveranından meydana gelen sene 365 gündür. Ayın deveranından meydana gelen sene 355 gündür. Ayın deveranından meydana gelen sene, güneşin deveranından meydana gelen seneden 10 gün kısadır. İbadetler de ayın deveranına göre tertip edilmiş, tanzim edilmiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı, Kurban Bayramı, Hac mevsimi 355 gün esasına dayalı olan aya endeksli senelere göre tertip ve tanzim edilmiştir. Bundan dolayıdır ki her sene Ramazan 10 gün önce gelir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 10 gün önce gelir. Hac mevsimi de her sene 10 gün önceye gelmiş olur. Tesadüf ve tevafuk etmiş olur. Çok ince sırlarına girmeyeceğiz. Bizi aşar. Ancak şunu görüyoruz. İbadetler aya endeksli olan 355 günden ibaret olan seneye endeksli olunca Ramazan ayı yaz mevsimine de geliyor, kış mevsimine de geliyor, sonbahara da geliyor, ilkbahara da geliyor. Efendim, buluğa erdikten sonra 35 sene yaşayan bir insan, buluğa erdikten sonra 35 sene yaşayan insan, senenin her mevsiminde oruç tutmuş oluyor, Ramazan orucu. Senenin her mevsiminde Kurban Bayramı'nı karşılamış oluyor. Dolayısıyla senenin yazında da, kışında da, ilkbaharında da, sonbaharında da dünyanın her bölgesinde ne vardır? Oruç da vardır, haç da vardır, kurban da vardır, vardır da vardır.